Herkese merhaba. LG Optimus G Pro, LG'nin geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi zamanında çıkarmış olduğu bir akıllı telefondu. Geçen yılın sonbaharında çıkan Optimus G'nin elde ettiği başarının ardından LG, Samsung Galaxy Note ayarında bir akıllı telefon çıkarma arayışına girmişti ve sonuç olarak karşımıza görmüş olduğunuz akıllı telefon Optimus G Pro çıkmıştı. Optimus G Pro'da 5.5 inçlik ekran var. Yani Galaxy Note 2 ile aynı büyüklükte bir ekran var. Galaxy Note 3 ile de hemen hemen aynı sınıfta değerlendirebiliriz bu akıllı telefonu. Görmüş olduğunuz gibi 5.5 inçlik ekran, ekranın ön tarafın büyük bir bölümünü kaplıyor. Ekran dışında kalan alan oldukça dar tutulmuş ve bu sayede Optimus G Pro'yu rahatlıkla kavrayabiliyorsunuz. Aynı zamanda tuşlarda oldukça rahat kullanılacak şekilde konumlandırılmış, tek elde kullanımda bile tuşlara kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Bu da telefonun ergonomisini arttıran bir unsur. Tabii ki Optimus G Pro'yu cepte taşımak biraz zahmetli olabiliyor. 4.5 inçlik, 4 inçlik veya 3.5 inçlik bir telefon kadar kolay taşınmıyor cepte. Ancak çoğu zaman pantolon cebimizde fazla bir sorun yaşamadan taşıdığımızı söyleyebiliriz bu telefonu. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi büyük ellerimizde de herhangi bir problem yaşamadan bu telefonu kullanabiliyoruz. Optimus G Pro'da dediğimiz gibi 5.5 inçlik ekran var. Ekranın altında gördüğünüz gibi fiziksel bir ana ekran tuşu var. Bu ana ekran tuşu aydınlatılmış, çeşitli renklerde yanıyor ve bu sayede size bildirim geldiğini veya şarj edildiğini, şarjı tamamen bittiğinde, telefonun bataryası dolduğunda haber veriyor farklı renklerde yanarak. Bunun iki yanında geri ve menü tuşları var. Üste kamera var, ışık sensörünü görüyoruz, yine ISO hoparlörü var. Telefonun solunda hızlı işlem tuşu var üstte. Bu hızlı işlem tuşu varsayılan da Quick Memo uygulamasına atanmış, ancak bunun işlemini üçüncü taraf veya başka yerleşik uygulamalara açacak şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ses kademe tuşları yine dikkat çekiyor. Sağ kenarda güç butonunu görüyoruz. Üste baktığımızda 3.5 mm'lik kulaklık şakı, kızılötesi portu ve mikrofon var. Altta da micro USB portu ve mikrofonu görüyoruz. Arkada 13 megapiksel kamera var. Hoparlör ve LED flash da dikkat çeken unsurlar arasında. Arkadaki plastik kapak tamamen arka bölümü örtüyor. Onu kaldırdığımızda da Optimus G Pro'nun 3140 mAh kapasiteli bataryasını görüyoruz. Oldukça yüksek kapasiteli bir batarya. Micro SIM kart yuvası 64 GB'a kadar destekli. Micro SD kart yuvası dikkat çekiyor. Arka kapağın üstüne baktığımızda beyaz renkli arka kapağın üstünde belli belirsiz bir doku var. Benzerini Nexus 4'te ve Optimus G'de de görmüştük. Bu da telefona ayrı bir hava katıyor. Plastikten yapılmış bir telefon ancak kesinlikle bayağı durmuyor. Bunu da söylemek gerekiyor. 5.5 inçlik ekran True HD Plus IPS özelliğine sahip. IPS özelliğine sahip olduğu için yüksek görüş açılarına sahip. Her ne kadar belli açıdan baktığımızda renklerde hafif koyulaşma görsek de yine de düzgün bir görüntü kalitesinin olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça yüksek açılardan baksanız bile ekranda neler olup bittiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ekranın üzerindeki cam biraz fazla yansıma yapıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu dikkatimizi çekti. Şu anda videonun parlamaması için ekranın parlaklığını çok yüksek ayarlamadık görmüş olduğunuz gibi. Ama herhalde bir videoda da ekran parlaklığı fena gözükmüyordur. Ben şu anda çıplak gözle baktığımda ekran bana göre oldukça iyi seviyede. Piksel yoğunluğu da 400 ppi seviyesinde. Bu da keskin yazıların ve grafiklerin elde edilmesine olanak sağlıyor. Renklerde bir aylı canlı Optimus G Pro'nun ekranı video izlemek veya fotoğraf görüntülemek için fazlasıyla uygun. Devam edelim. Ekrandan bahsettik. İçerisinde 1.7 GHz'lik 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 600 işlemci var bu telefonda. 2 GB RAM var. 16 ve 32 GB'lık dahili bellek seçenekleri mevcut. Anlayacağınız Optimus G Pro 2013'ün ilk yarısında çıkan akıllı telefonların, üst sınıf Android telefonların özelliklerini barındırıyor. Performans açısından da gayet beklentileri karşılıyor. Her ne kadar HTC One ve Galaxy S4 gibi kendi ayarındaki telefonlardan bir kademe daha düşük performansa sahip olduğunu gözlemlesek de sonuç olarak genel kullanıcı deneyim açısından Optimus G Pro'nun fena olmadığını söyleyebiliriz. Belki performans düşüklüğünün biraz daha alt performans göstermesinin bir sebebi görmüş olduğunuz Optimus kullanıcı arayüzü olabilir. Oldukça özelleştirilmiş arayüz bileşenlerini ve çeşitli ön yüklü uygulamalara sahip olan bu Optimus kullanıcı arayüzü, doğrusunu söylemek gerekirse Optimus G Pro'nun kullanışlılığını arttırıyor. İçerisinde gayet güzel uygulamalar var. Bir kısmını, bunları zaten aslında çoğunu Optimus G'den biliyoruz. Baktığımızda uygulama menüsüne çeşitli LG uygulamalarının
Smart Share, Smart World, Remote Call Service, Safety Care, Quick Translator, Quick Remote gibi uygulamaların yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Dikkat çeken çeşitli ön yüklü uygulamalar var. Bunlardan bir tanesi Q-Slide. Q-Slide ekran üzerinde görmüş olduğunuz gibi küçük uygulama pencerelerinin açılmasını sağlıyor. Bu uygulama pencereleri ekran üstünde açıkken arkada siz yine başka işte uğraşabiliyorsunuz. Video uygulaması var. Bunun dışında internet tarayıcısı yine Q-Slide üzerinden açılabiliyor ve siz küçük bir pencerede gezinti yapmaya devam edebiliyorsunuz. Bu Q-Slide pencerelerinin boyutunu dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda ekran üzerinde nereye konumlandırılacaklarını da seçebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz Q-Slide butonu yardımıyla uygulamayı tam ekranda açabilirsiniz veya tekrar tam ekranda açık uygulamada yine Q-Slide butonuna dokunarak onu kapatabilirsiniz. Aynı anda iki Q-Slide uygulamasının açılmasına izin veriliyor. Yeni bir Q-Slide uygulaması açmak için açık olan bir tanesini kapatmak zorundasınız. Bu Q-Slide pencerelerini dilerseniz şeffaflaştırabilirsiniz. Şeffaflığını da ayarlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz ayar yardımıyla şeffaflığını arttırabilir, biraz daha fersiz hale getirebilir ve diyelim ki bir taraftan bu şekilde video izlerken bir tarafta yine kullanıcı arayüzünde gezinmeye devam edebilirsiniz. Q-Slide yararlı özelliklerden bir tanesi, ancak kısıtlı bir uygulama desteği var. Görmüş olduğunuz gibi yalnızca 5-6 uygulamada, yerleşik gelen uygulamalarda Q-Slide'in kullanıldığını görürüz. Üçüncü tarafı uygulamalarda desteklenmiyor. Görmüş olduğunuz bildirim tepsisini açmışken üstte çeşitli kontroller dikkat çekiyor. Bu telefonda Miracast kablosuz görüntü aktarım özelliği var. Bunun dışında yine Quick Memo adı verilen bir özelliğin telefonda bulunduğunu görüyoruz. Optimus G'den de biliyoruz bu özelliği. Quick Memo özelliği ekran üzerinde hızlı şekilde notlar almanızı olanak sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi almış olduğumuz bir not ekranda dilersek kalemi de değiştirebiliriz. Farklı bir kalemle not alabiliriz. Şu şekilde değiştirelim kalemimizi. Gördüğünüz gibi farklı bir renkte kalemle veya farklı bir tipte kalemle notlar alabilirim. Bu notları dilediğim gibi silebilirim. Aynı zamanda telefonun belleğine kaydedebilir ya da dilediğim kişiyle çeşitli paylaşım araçlarıyla yoluyla paylaşabilirim. İstersek şeffaf bir arka planda kullanıcı arayüzünün görülebileceği bir arka planda notlar alabilirim. Dilersem de görmüş olduğunuz gibi tek renk bir arka planda da notlar alabilirim. Bir de şöyle özellik var. Not bölümünü kilitliyorsunuz ve not bölümü kilitliyken arka planı, kullanıcı arayüzünü kontrol etmeye devam edebiliyorsunuz. Diyelim ki ekran üzerinde bir telefon numarasını not aldınız. Telefon uygulamasını açarak bu telefon numarasını tuşlayabilir ve aramak istediğiniz kişiyi hemen arayabilirsiniz. Bu da Quick Memo uygulamasının kullanış özelliklerinden bir tanesi. Yine ön tuş kilidi var. Ön tuşu kilitlediğiniz zaman da görmüş olduğunuz gibi ön tuş işlemiyor ve kazara ön tuşa basıp ekranda bulunan notu silmek gibi bir dertten de bu şekilde kurtuluyorsunuz. Quick Memo uygulamasını dilerseniz görmüş olduğunuz bildirim menüsü üzerinden, dilerseniz de görmüş olduğunuz hızlı işlem tuşundan açabiliyorsunuz. Bunu da belirtelim. Quick Memo ile ilgili olarak bu hızlı işlem tuşunun işlevinin de kısa yol işlevinde değiştirebiliyorsunuz. Dilerseniz farklı bir uygulamaya da atayabilirsiniz. Kamera, Quick Remote veya başka bir uygulamada bu hızlı işlem tuşunu kullanabilirsiniz. Quick Remote demişken Quick Remote uygulamasından da bahsetmeden geçmemek gerekiyor. Telefonun üzerinde yer alan Kızılötesi Sport, görmüş olduğunuz Quick Remote uygulaması sayesinde çok daha kullanışlı hale geliyor. Oturma odası, yatak odası, mutfak gibi farklı kategoriler var. Bu kategoriler sayesinde her bir cihazı çok daha rahat şekilde gruplandırabilirsiniz. Kurulum işlemi saniyeler içerisinde tamamlanıyor ve görmüş olduğunuz gibi elimde bir televizyon, bir de set üstü cihaz var. Ve oldukça kullanışlı, büyük tuşlara sahip kullanıcı arayüzü sayesinde televizyonu veya set üstü cihazı, klimayı veya başka bir aygıtı rahatlıkla kontrol edebilirim. Görmüş olduğunuz gibi çeşitler burada, cihaz seçenekleri burada ve fazlasıyla zengin bir marka desteği de var. Aradığınız markayı bulabilirsiniz. Her kategori altında zengin seçenekler sunuluyor. Bunun yanı sıra Quick Remote uygulamasını dilerseniz görmüş olduğunuz bildirim tepsisi üzerinden de açabilirsiniz ya da hızlı şekilde kilit ekranında erişebilirsiniz. Kilit ekranı açıkken ön tuşa bastığınızda gördüğünüz gibi kısa bir kumanda bileşeni çıkıyor. Buradan da temel işlevlere rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Bunun dışında Optimus G Pro'nun kamerası 13 megapiksel çözünürlüğe sahip ve kamera uygulaması da
fazlasıyla kullanışlı. Bu kamera Full HD video çekimi de yapabiliyor. Aynı zamanda Galaxy S4'te gördüğümüz gibi ikili kayıt, yani hem ön hem arka kamerayı kullanarak da kayıt işlemi gerçekleştirebiliyor. Bunun dışında yine sürekli çekim modu var, fotoğraf modu var, HDR modu var, panorama, bu gibi farklı çekim modları da kamera uygulamasında yer alıyor Optimus G Pro'da. LG Optimus G Pro ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki incelemesinde bulabilirsiniz.